yemekle başladınız Kadir? Şu anda domates çorbası için. Evet. Soyuyoruz. O karnıyarısı, patlıcanları. Evet, kızartacağım çünkü bunları. Önce soyalım, tuzlu suya koyacağım. Pijama pijama. Şu an bütün Avrupa seni izliyor. Edirne, Tekirdağ, Keşan. Kırklareli. Kırklareli, neresi varsa. Avrupa'nın gözü üzerimizdeyken gelelim karnıyarın malzemelerine. 8 adet patlıcan, 4 adet yeşil biber, 8 adet çeri domates. Kızartmak için sıvıya. İç harcı içinse malzemelerimiz 3 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet yeşil biber, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı dolusu karabiber, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı nane, 500 gram orta yağlı dana kıyma, 1 çay bardağı sıcak su, sıvı yağ ve toz. Karnıyarın sosunda da bir yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı sıcak su kullanacaksınız herhalde Esra Hanım. Yalnız herkes bu menüyü dediğim gibi günlük menü olarak düşünüyor. Akşam işten geldik, hemen bir sofra koyduk. Öyle kolay mı akşam işten gelince karnıyarık yapmak? Hanımlara öyle söylüyorlar, bir seslen onlara. Hanımlar, o karnıyarı yapmak öyle kolay değil. Onun kıvamını da kızartacaksın, iç harcını güzelce hazırlayacaksın. Öyle kolay olmuyor yani. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Karnıyarık gerçekten bir davet sofrasına hiç uygun bulmadım. Yani karnıyarık çok basit bir şey. Akşam eşim işten gelir, hemen 5 dakikada hazırlayayım, önüne koyayım tarzında bir yemek olmuş. Altının yanmaması gerekiyor. Kıymasının da iyi pişmiş olması gerekiyor. Karabiberi, baharatları yoğun bir şekilde alacağım. Karnıyarık seçimi ana menü için çok basit bir seçim olmuş. Buna rağmen bunun hakkından gelemezse gerçekten mutfaktan anlamadığını söyleyeceğim. Çünkü patlıcanların iyi kızarmış olması gerekiyor. Süngerimsi şeklini almaması gerekiyor. Vereceği içindeki sosu, kıyması, baharatları, lezzeti yerinde olması gerekiyor. Ve pişirirken üzerinin yakıp kurutmaması gerekiyor. Peki Trakya'ya özgü hiçbir yemek yok muydu? Şöyle farklı bir şey düşünmedin mi? Ara sıcaklığın içine katayım. Hani övündük ya Trakyalıyız diye. Ama bizde öyle kuru fasulye var bizim meşhur yemeğimiz. Kapama var, tavuk kapama. Bir ciğer tava vardı galiba değil mi ona? Ciğer tava ama onu da... Ara sıcakta en azından ben bir Trakya havası bekledim. Bu domatesleri küçük küçük mü doğruyorum? Evet. Şey de yapabilirsiniz Kadir Bey. Şöyle şunu vereyim. Ha, peki. Şimdi patlıcanlarımı tuzlu suya koyuyorum. Tamam, acısı gitsin, acısı gitsin diye. Aynen. Ondan sonra tatlıma başlayacağım. Çabuk olmalıyım, çabuk olmalıyım. Evet, 2 saatimiz var. Haydi daha sofra kuracağız. Yalnız süremiz geçiyor bizim bak. Daha karnıyarın kıyması kavrulacak, pilavım var, çorbam tamam. Var. Zaten bir dakika durmadı ki Esra Hanım Kadir. Ortalığını ama hızlı olsun biraz. Daha ne kadar hızlı olacak? Bakın menünüzü kolay buldu diye üzerinize geliyor. Evet, niye öyle yapıyorsun ki yani? Ne yalan söyleyeyim, ben de menünüz kolay diye hiçbir işe elimi sürmüyorum bugün. Vallahi keyfime bakıyorum. Yalnız ben size göstereyim. Evet, bir şey söyleyeceğim. Beyefendinin kendisi bu şekil. Çok rahat çünkü benim de karnıyarık var. İşte sen oturuyorsun, kabakları verebilir miyim? Verdiğiniz gibi alırsınız, haberiniz olsun. Ya. Verdikleri gibi alırlar. Şöyle versen bunları bana. Şöyle bir rekor yapsak bari bugün. Yani olsun. Nefes kesen bir hızla bitirsin şu mutfağı. En azından bir farkını ortaya koysan. Menü gerçekten çok basit bir menü. Benim menüme basitlendi. Ama hiçbir emek görmüyorum. Burası bir hamaratlık yarışması ve kendimi de riske atmadığını düşünüyorum. Menü bana rakip olabilecek bir menü değil. Gerçekten bir davet masasına uygun bir menü olarak görmedim. Bu menüyle Esra Hanım'ı kendime rakip görmüyorum. Evet sayın seyirciler, tekrardan ekranlarımıza döndük. Patateslerimizi soyduk, kabaklarımızı yıkadık. Magnolia'nın yumurtasını kırdık. Evet. Sen orada ne kavuruyorsun bir anlatsın. Un kavuruyorum şimdi. Ne önce tereyağını erittim, domates çorbama geçtim aynı zamanda. Bir yandan da şimdi patlıcanlarımı hemen atacağım. Yağmurumuzu koyduk patlıcanı. Ben masanın üstünü bir toparlıyorum. Fazla bulaşığımız çıkması yerimiz daha çünkü. Kabakla patatesler ne olacak? Onlar rendelenecek. Ne için? Fırında mücver için. Sen mücvere şey mi koyuyorsun? Patates mi koyuyorsun? Evet. Niye? Değişik dedim ben sana benim tariflerim. Aa. Fırında mücver kadar basit bir ara sıcak yok. Kabağı rendele, unla yumurtayla karıştır, at fırına. Kurutmamasına dikkat etmesi lazım. Çok kurursa ya da kıvamı gevşek bir şekilde önüme gelirse bunu da kabul etmem. Fırın mücveri de biraz kuru oluyor evet. Ama. Ama şimdi hem karnıyarık hem fışır fışır kızaran bir mücver olur mu sizce? Ama mücverin aslı odur. Mücver ne ilgilenir patlıcanla? O diyecek ki patlıcan yağ giriyorsa bu benim problemim mi? Niye tuz attın patlıcan üstüne? Sıçramasın diye. Yanlış. Tuz patlıcanı sulandırır. O zaman bu boş bir zırıltı. Bak ilk defa kelimeyi tam yerinde kullandım. Bak sıçradı gördün mü?
yarışmacımız kendince bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben inanıyorum İnsan kendime. İnsan inandığı şeylerin arkasından gitmeli. Evet. Şimdi size bir sürprizimiz var. Hazır mısınız? Hazır değilim. Evet. Bir konuğumuz var. Kaynana mı geldi? Onu da mı getirdin? Geçen gün Sakarya'dan getirdiler. Hadi canım. Yataktan kaldır. Kadın takma dişine takmadan geldi. Ya yetim ağlar valla. Hatta kayınvaliden... Her yeri su yaptım. Sen Allah bak kadının daha gelmeden adı yetti eli ayağını dolandırmaya. Kayınvaliden senin resmini Sosyal Sigortalar Kurumu'na göstermiş, kadını malulü emekli etmişler. Ya kadın. Sen bu kadar ağır şartlar altında nasıl bir kayınvalide oldun diye. Sizden rica ediyorum kapıya sırtınızı dönün. Sürprizi bozmayalım. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun gelin efendim. Döneyim mi? Merhabalar, kolay gelsin. Sararken oğlu geldi. Kimi bekliyordun? Annen gelecek zannettim. Niye annem gelecek? Annemden bu kadar korkuyor musun? Yok canım, ne korkacağım da hani ağlar ağlar. Saygıdan gelinin mi bacakları titrer. Buyurun, Kadir Bey, hoş buyurun. Geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Hayatım, buyur. Canım, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Buyurun buyurun, kameraya sırtınızı dönmeyeyim, gel. Evet. Ay bak, elim ayağım birbirine girdi. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizim var? Annesi gel. Şimdi bu yarışma bizim çok özel bir zamanımıza denk geldi. Biz evliliğimizde 20. yılımızı kutluyoruz. Oo! Bakmayın böyle genç durduğumuza, 20 yıllık evliyiz. Maşallah. O yüzden bu 20 yılın şerefine ay, ben eşime altınları çok sever. O yüzden ben de dedim bir altın alayım. Fiyatlar malum biliyorsunuz, 30 gram bilezik alamadım, kusura bakma. Of, bir dakika. Yarışmayı kazanınca ben alacağım. Ya ben onu alsam sandıkla altına hayır demez. Evet, orası öyle, gördü kolundan boynundan. Altını duyunca yemeği sana bıraktı kadın. Bak. Bir tane bizi, daha eklendi. Ölüm bizi ayırana kadar sonsuzluk. Sonsuzluk. Canım benim, teşekkür İsrail ederim. İsrail gelene kadar benimle sen. Ne kadar. Kayınvalide şu an tuzlamız ekranda. Kayınvalide. Hemen tak da hadi yemeğimi yapacağım. Hemen takayım da benim parmağım eksik ama yavaş takabilirim. Bu arada çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, orayı çok sağ olun. Buraya taktın, benim bileğim kalın. İnşallah. Ama ne yapayım yani ben... Tamam, kesin bu koluna gidecek, belli oldu bilezik olarak. Ama şimdi o benim karımı çekti, Allah ondan razı olsun. Her zaman, ne demek. Ne kadar? En zor değil. En zor günümde benim arkamda durdu. En temel ihtiyaçlarımı karşıladı. Darısı başına Kadir'ciyim. Sağ olsun. İyi günde kötü günde dedikleri bu olsa gerek. Evet. Bak kötü gün gitti, sıra iyi güne geldi. Onu çok seviyorum. Cümle alemede ilan ediyorum. Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ederim canım. Oh, kolay gelsin kendinize. Güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür ederim. Çok şanslısınız vallahi. Evet, söylemiştim ne size. Ne kadar duygusal bir sahneydi. Lokum gibi kocayı bulmuşsunuz. Ay lokumdur kendisi. Allah lokum Allah. Yalnız şu an kayınvalidem bu bölümü izlediyse o kutu açıldığı gibi Hamdi Bey'in teklifi gelmiş gibi kadın yerlere yığıldı. Öyle mi yapayım? Teyzem, ah teyzem. Sen beste büyüt, ellere taksınlar. Güzelmiş beyim, çok teşekkür ederim kocacığıma. Güzel tabii, paraya kıymış adam. Beyefendi Nazlı iyi laf yapıyor, pek romantik. Çok. Nasıl kandırdı beni 19 yaşında? Senin diline düşmemek için ne yapsın işte? Niye bu ocak az yanıyor hadi? O değil de muhallebi topaklandı baksana. Neyse onu şey yaparız ya, blenderdan geçiririz. Şimdi bileklik gelmiş yani. Bir şey diyeceğim, o domatesle camkasen içine mi kaynıyor orada? Hayır ya, kaynamıyor. Onun altı açık değil ki bu. Kaynamıyor. Şu an altını duyduk hanımefendi. Vallahi kapan karıştı. Esra Hanım, yalnız bir şey diyeceğim. Elim yandı efendim. Kocanız biraz şapkına benziyor. Sen de iki mutlu ve yuva gördün, illa araya bir şey soracak. Bir kabahati var ya, onu örtmek için getirdi bu altını. Bir şey söyleyeceğim, bir şey mi gördün? Bir şey görmedim. Ama adam yakışıklı, hem genç de görünüyor. Ağzında ben, laf yapıyor. Ben de gencim. Siz gençsiniz zaten ama eşiniz sizden büyük olduğu halde yaşıtınız gibi görünüyor. Eşi iyi tavlıyor, ağzı iyi laf yapıyor. Yani bir şey diyeceğim, yoldan kız tavlayan adam... Ay olayı nereye bağladın burada? Şimdi patlıdanlar yanacak. Onu sene öncesine götürdü. Adam belki burada acaba bak... alışkanlık mı oldu kocanda? Sürekli yolda kağıt mı dağıtıyor? Bak adam hediye getirmiş, aramızı mı bozmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar biz mutluyu da sevmiyoruz, anında yok ediyoruz. Kadının mutluluğunun içine fitne soktu. Şimdi aklına türlü şeyler bak, gelecek. Bak şimdi ne koyacaktım onu unuttum. Domates mi koyacaktım, önce sosunu mu koyacaktım işte bak... Bütün alt üst ettin her vallahi şeyimi. Vallahi sen onu dediklerini aklının bir yerine koyma da nereye ne koyuyorsan koy. Getir, dök. Yalnız böyle kız tavlamak için de çok değişik yöntemler kullananlar var ha. Ne gibi? Ne bileyim işte, kağıda yazıp veren. Yapmaz be. 20 yıl önce yapmış onu yani. Onu da bana özeldi canım. Düşün, o da teknoloji yok yani. Şimdi maili var. Sosyal medyası var. Tövbe tövbe yarabbim. Adamı hiç saklamaz telefonu, hep ortadadır. Tamam canım, ben bir şaka yaptım. Şimdi durduk yere adımı günahını almış olmayayım. Bu arada çiçekli güzelmiş. Çiçeklerin ismi ne oradaki? Kasım patı. Bu Hasan, bu Nihale. Şükriye teyzem de burada. Al, bu da Ümran, soluk olan. Hayır, çiçeklerin bir anlamı oluyor ya acaba, bir mesaj vermek istedi mi diye sordum. Ama ben çok severim kasım patını. Evet, ne yapıyoruz? Patlıcanlarım kızarıyor, hala kızaracak inşallah. Alt üst oldum. Domates çorbamın şeyini koydum, domatesini koydum, ununu kavurdum. Hala şeyimiz devam ediyor, magnolyamız. Biraz
Birazdan da iç harcını yapacağım. O menemen ne? Menemen değil ya o. Ne menemeni? Çorba o. Domatesler beyaz olduğu için. Ununu yok kız kırmızıydı. Unu kavurduk ki unun üstüne koyduk. Ama çok kırmızı değil. Demek ki tuzunu az koydunuz. Olabilir. Biraz daha atsam mı ki acaba? Tadına bak. Her şeyin tadına bak. Daha kıyma kavuracağız. Soğan kavuracağız. Tamam tamam, bir şey kalmadı. Domates çorbası kolay bir çorba. Davete uygun değil. Zaten basit bir çorba olduğu için onun da kıvamını hakkıyla yapamazsa benden puan alamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.